Önümüzde iki cihaz var. Biri 7200 lira, biri 14000 lira. Şimdi arada iki kat fiyat farkı var. Tabii ki de bunlardan biri Poco F3, diğeri Xiaomi 11T Pro. Ama bu cihazları kastettim ya şu an. Tam tersini söyledim. Yani burada size ufak bir şaka yapmış oldum. Aslında şöyle abi. Bak. Cihazlar şimdi doğru oldu. Çünkü tasarım aynı bak. iki kat fiyat veriyorsun aynı tasarımı alıyorsun. Öyle bir durum var bu işte. Ama sizce aradaki iki katlık fiyat farkına değiyor mu? Gelin yavaştan bence 2 kat fiyat verip niye 11T Pro almamalısınız? Onun yerine F3'ü tercih etmelisiniz bence konusuna bir değineceğim. Ama öncesinde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, hatta yorum yapmayı da unutmayın ki bunlar bizim için çok faydalı gerçekten. Yani ben normalde bunun hatırlatmasını yapmıyorum biliyorsunuz ama demek ki yapmak gerekiyormuş. Artık o yüzden böyle aklıma geldikçe videolarda size bu mevzuyu hatırlatmaya çalışacağım. Siz kanala abone olun, videoyu beğenin ki bize daha çok insana ulaşalım. Ve neden cebinizde 7000 liranın kalması gerektiği mevzusuna girelim şimdi tamam mı? Şimdi Xiaomi 11T Pro Ofis'te bir süredir yoktu. Bir süredir bizim elimizde değildi. Burada yani bir kullanılmış gelmiş geri tekrar falan ama yani kim kullanmışsa sağ olsun böyle kutunun biraz şey yapmışlar orada. Canları sağ olsun. Neyse devam edelim abi. Şimdi Xiaomi 11T Pro çok güzel bir cihaz. Evet çok güzel cihaz. Zaten neden güzel olduğuna, neden burada F3'ten üstün yanları olduğuna zaten ayrıca değineceğiz ama yavaş yavaş başlayalım yani ama aradaki farklar 7000 liraya değecek mi bunu öğrenelim en sonunda işin sonunda. Şimdi gördüğünüz bu Poco F3 gayet aslında Xiaomi'nin normalde biz kalın cihazlar yaptığını görürken ebatlı böyle ağır cihazlar yaptığını görürken Poco F3'te bunu kırmışlardı. Hakeza Poco X3 GT'de de kırmışlardı. Mi 11 Lite'ı zaten saymıyorum bile. Hadi Poco olmasa da Xiaomi için bir büyük bir mihenk taşıydı Mi 11 Lite. Şimdi abi burada 196 gramlık bir cihaz var. Burada 204 gramlık bir cihaz var tamam mı? 8 gramlık bir ağırlık fark var ama çok daha fazla hissettiriyor. Yani ben, ben şunu demem. Aradaki fark 8 gram demem elime aldığımda bana ekran boyutları da aynı olmasına rağmen hem 11T Pro hem F3'ün ya 11T Pro çok daha ağır geliyor, çok daha büyük geliyor, çok daha kaba geliyor. Ha kendi içinde öyle aşırı kaba bir cihaz değil. Tabii ki de ben bunu X3 Pro'yla işte ne bileyim veya Mi 10T ile falan kıyaslamam. Onlara göre çok daha ince, çok daha hafif tabii ki de ama yani kıyaslamam ama yine de bence bilmiyorum bir tık ağır mı acaba, bir tık kalın mı acaba diye de düşünmüyor değilim. Hani burada çamur atmak istemiyorum 11T Pro'ya tamam mı? Yani gerçekten güzel bir cihaz ama tasarım yönünde ya baksana şimdi hani hem biraz daha ağır hem tasarım desen hala aynı. Allah aşkına ne farkı var ya? Ben şu kutuları şöyle değiştirdiğim zaman hangisi 11T Pro, hangisi F3 anlamayacaksınız zaten. Geri şöyle koyayım. Ben bile anlamıyorum yani. Şurada Harman Kardon ha yazmasa bak yazıyor burada. Demek ki doğru gidiyoruz şu an. Şu ana kadar hala işler yolunda. Hala karıştırmamışız. Bir kere benim böyle şöyle video çekmişliğim vardır çünkü ters kutuyla. Ee, burada neyse ki onu yapmadım. Hepsini kontrol ettim. Neyse devam edelim olayımıza. Ee, ekranlara gelince Şimdi ekran tarafında Paneller farklı ama buna rağmen yani 11T Pro'nun panel kalitesi f 3ten çok çok mu daha iyi derseniz hayır çok çok daha iyi demem ben yani. Çünkü F3 ile kullanırken zaten panel sizi mutlu ediyor yani. Aa ne güzel bir panel kullanıyorum hissiyatını içten içe yaşıyorsun. E bunun keyfini yaşadığın müddetçe zaten de şey deme gereğin olmuyor ya. Ya keşke daha iyi bir AMOLED panel olsaydı. Bunu da ne bileyim falan. Ya bunu demiyorsun içinden hiçbir şekilde. E bunu demediğin sürece zaten o cihazla mutlu oluyorsun o panelle. Tamam 11T Pro'da panel kalitesi daha yüksek ama bence burada iş artık panel kalitesine bakmıyor bence. Mesela 11T Pro'nun ekranı 2K çözünürlükte olsaydı o zaman ha orada bir dur eyvallah falan derdim. Ama onu dedirtecek bir durum yok bana kalırsa arada dramatik bir fark yok. Hele hele 7000 lira fark verecek kadar hiçbir bence ekran tarafında büyük bir fark yok. Hadi gelelim ekran tarafını eşit saydık. Tamam şimdi diyeceksiniz ki... Ya kardeşim ekran sadece işte oyun oynamak tamam video izlemek güzel ama sadece ekranla da bitmiyor. Ses tarafında abi bak şimdi. Tamam, Harman Kardon var. Poco f Harman Kardon şu bu yok. Bir markasal anlamda böyle bir işi alıp yukarıya taşıyacak bir şey tabii ki de yok. Ama biz hep F3 ilk çıktığından beri şunu dedik o kadar güzel sesi var ki dedik. Hani ve burada bir video çektik. işte ses birçok e, telefonun hoparlörünü karşılaştırdığımız bir ses karşılaştırma videosu çektik ve F3 birinci geldi. Tabii ki de şunu kesinlikle kabul ederim. Yani ikisinin de ikisinde de müzik açıp dinlediğimiz dinlediğimiz zaman anlıyoruz. 11 tepurun hoparlörü çok çok daha iyi F3'ten ama F3 de yeterli abi. Bunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim bir sonraki noktaya. Tam işte hadi video izlemede ses daha iyi vesaire ama diyeceksiniz ki işlemci gücü nasıl abi diyeceksiniz. İşlemci gücüne gelince bak şimdi burada 870 var burada 888 var. 888 biraz daha böyle sanki farklı bir devrim başlangıcı oluyor gibi düşünüyorken biz 8 Gen 1 geldi Snapdragon tarafında. Tamam eyvallah ama 888'de artık Snapdragon işte Samsung'la vesaire çalışmaya başladığı için Burada kafalar bir karışıyordu zaten. Çok umutlu olanlar vardı ama çok 888 ile ilgili çok ısınma şikayeti geliyordu. Nispeten biraz daha fazla ısınıyor mu? Evet nispeten biraz daha fazla ısınan bir işlemci ama güç anlamında 870 hala çok stabil. Hala güncel bir işlemci bana kalırsa ki üstüne iki ayrı işlemci daha gelmesine rağmen aynı segmentte. Yani 888 ve 8 Gen 1 gelmiş olmasına rağmen 870 bence hala çok tercih edilebilecek bir işlemci yani alınabilecek tercih edilmeye yatkın bir işlemci. Öteki taraftan sadece bununla da kalmayacağım şimdi. Yani güç anlamında ikisiyle de herhangi bir oyun oynadığımız zaman zaten en yüksek ayarda oynayabiliyoruz yani en yüksek ayarda en yüksek FPS'te neyse yani neyi oynamak istiyorsanız çok rahat oynuyorsunuz. O yüzden orada da sizin için dramatik bir fark yaratmıyor yani bu hani bahsettiğimiz 7000 liralık farkı yaratmıyor. 7000 liralık farkı nerede hissediyorsun? Onu söyleyeyim ben size. Kameraları aldım bir çekim yapacağım, bir fotoğraf çekeceğim vesaire. F3'ün kamerasından biz her zaman şunu söyledik. Ya dedik ki kamera güzel ama bir amiral gemisi kamera değil. 48 megapiksellik bir kamerası. Yani gayet böyle nasıl diyeyim makul bir kamerası var aslında. Mütevazi bir kamerası var. 11T Pro'nun 108 megapiksellik bir kamerası var. 11T Pro mesela 11T'ye göre de çok daha iyi çekiyor. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Ve müthiş bir fotoğraf performansı var 11T Pro'nun. Yani fotoğrafa çok önem veren adam bu karşılaştırmada gerekirse 7000 lirayı versin gitsin 11T Pro'yu alsın. Ama öte taraftan yani şunu da yine söylemem lazım. Poco F3'ün kamerası yine sizi mutsuz etmez yani. Yine mutlu olacaksın. Yine iyi bir kameran var aslında diyeceksin. Biraz daha böyle hani bu şey değil. Biraz ne diyeyim nasıl diyeyim fakir avuntusu şeklinde değil. Yani gerçekten öyle hissederek içinden gelerek bunu söyleyeceğini düşünüyorum ben F3 kullanıcısının. Bunu da tekrardan eklemiş olayım. Bir diğer fark, esas büyük fark bataryalar tarafında. Poco F3 ile bir günü çok zorlarsan, gerçekten böyle sürekli ekranın açıksa vesaire ise Poco F3 günü çıkaramayabilirsin. Bu mümkün. Benim başıma geldi mi? Geldi. Zaten onun hikayesini de Poco F3'ün uzun kullanım deneyiminde anlatmıştım. 11T Pro bu yönden daha başarılı. Çünkü 5000 miliamperlik daha büyük bir bataryası var ve 120 watt. bak 120 watt hızlı şarj var ya. Yani insanın söylemeye dili varmıyor. Poco F3'e geliyorsun 33 watt Buraya geliyorsun 120 watt. Yani neredeyse 4 katı. Şimdi cayır cayır böyle o 5000 miliamperi şarj ediyorsun falan pil anlamında hiç problem yaşamıyorsun yani. Pil konusunu kafaya takıntı yapan varsa 11T Pro evet çok mantıklı bir seçenek ama yine de 7000 liralık farka değer mi? Bu esas konuya geliyoruz yine 7000 liralık farka değer mi? Ya bana kalırsa şimdi cihazları aslında çok daha fazla daha da derine girecek bir mevzu kaldığını düşünmüyorum. Yani özet geçecek olursam videoyu da çok fazla uzatmamak da adına ya yani böyle bir karşılaştırma yapayım istedim çünkü biz şunu yapmıştık yani işte bir cihaz diğerinin iki katı acaba onu değer mi falan aradaki farka değer mi falan. Ya burada birbirinin mesela dıştan baktığında aynısı iki cihaz. İşlemci desen dramatik bir fark yok. İşte tamam kamerada dramatik bir fark var. İşte hoparlörde fark var mı desen ben onu farkı, farktan sayar mıyım? Belki de saymam. Yani böyle şeylere rağmen 7000 lira niye vereyim ki ekstradan yani biraz daha güzel bir ses için. 7000 lira ben zaten gider bir bluetooth hoparlör alırım. Ya yani ne bileyim en kralından gider bir bluetooth kulaklık alırım. Sony 1000XM4 alırım mesela ne bileyim. Veya bir tane böyle Anker'den hoparlör alırım ne bileyim seçenek yani bunlar 7000 lirayı bunlarla doldurabilirim mesela ses benim için problemse. Ekran desem zaten ekranda yine bir dramatik bir fark yok. Niye 7000 lirayı vereyim ki dedim ben içimden. Tabii bu benim şahsi görüşüm. 11T Pro'yu satın alan arkadaşlarımız da oldu mutlaka. yani tabii ki de kişinin durumuna ve isteklerine bağlı olarak 11T Pro sizi mutlu etmeye çok yakın bir cihaz ama şunu demeye çalışıyorum. Yani 7200 lira vererek de 14 bin liralık cihaza yakın bir performans almayı başarıyorsunuz birçok anlamda. Kalite anlamında da olsun. Malzeme kalitesi zaten aynı kasa hemen hemen falan. Yani böyle olunca Poco F3'ün hem ne kadar hala fiyat performans anlamında başarılı bir cihaz olduğunu görmüş oldum. Tekrardan bunu teyit etmiş oldum. ikisiyle de böyle bir kıyaslama fırsatı bulunca. Hem de bir yandan Poco F3 alanların aslında ne kadar doğru bir tercih yapmış olduğunu da gördüm. 11T Pro biraz daha böyle lüks ihtiyaçlara cevap veren daha amiral gemisi bir cihaz F3'e göre. Bunu kesinlikle kabul ediyorum ve yani alınmayacak bir cihaz değil. Kesinlikle değil. Ama ben bu ikilemde kalsaydım ben f 3ten yana uyumu kullanırdım gerçekten de. Yani bu ikilemde kalanlar da varsa sizin aranızda. Hani belki evet 11T ile kıyasladığımızda bile yine F3 galip geliyor ama şuradaki ben dramatik fiyat farkına biraz burada da vurgu yapmak istedim. Xiaomi genelde güzel fiyatlandırmalar yapıyordu ama bu ikili de onu yani bu ikili de 11T Pro'da onu göremedik. Maalesef ki umarım fiyatı biraz daha aşağıya çekerler diyeceğim ama bilmiyorum nasıl olur. Yani bu biraz satışların durumuna da bağlı olacaktır diye belki de kendi içimden bir tahmin yürüteyim. Benim bu iki cihaz arasındaki kıyaslamam bu şekildeydi. Siz de bana katılıyorsanız videonun en başında söylediğim gibi bak yorum yapın aşağıya. Her yaptığınız yorum bizim için ayrıca değerli oluyor çünkü. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Sonraki videolarda, sonraki karşılaştırmalarda mutlaka görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın bay bay.